Evet, merhabalar herkese. Bugün Ostim Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Merkezi'nin yürütmüş olduğu Ostim Tech On Air webinar serilerinin Mart ayı etkinliğini yapıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sayın Doktor Hüseyin Güder, Kastamonu Entegre AŞ İş Planlama ve İnovasyon Direktörü. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhaba Begüm Hocam. Herkese iyi Nasılsınız? günler. Gayet iyiyim. Yoğun ama Süper. gayet iyiyim. Evet, hareketli sizin alanınızda. Biz sizi zaten uzun zamandır tanıyoruz, biliyoruz, şahsen de takip ediyoruz başarılı çalışmalarınızı. Kastamonu Entegre de bu anlamda aslında geleneksel böyle imalat sanayide bulunup ama inovasyona çok yakın çalışmaları olan bir kuruluşumuz. Çok da eski bir kurum. Sizin de orada hakikaten inovasyon ekibinin başında olmanız bence çok doğru bir nokta. Ben size şeyi soracağım. Siz aslında hep kendinizi çok da güzel bir terim kullanıyorsunuz. Böyle hani inovasyon direktörünün dışında bir orkestra şefi ve yani connector diyorsunuz, işte orkestra diyorsunuz. Bu da çok bir yandan da böyle çok tatlı bir başlık. Biraz onunla ilgili konuşalım, biraz da sizi tanıyalım. Dediğim gibi ben yakın takip ediyorum ama bütün konuklarımızın sizi daha yakından tanımalarını isterim. Buyursunlar. Dinleyelim. Hocam davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Ben de hem sizleri hem Ostim Teknik Üniversitesi'ni yakından takip ediyorum. Bir defa her şeyden önce Sayın Profesör Doktor Murat Yülek'in ortaya koymuş olduğu vizyon, sizlerin çalışmaları çok kıymetli. Özellikle sanayiye daha yakın duran bir üniversite ve sanayi ile üniversiteyi ortak bir amaç arasında buluşturma çabanız çok kıymetli. Açıkçası hani ben de olabildiğince buna katkı yapmaya gayret ediyorum. Biraz kendimden bahsetmem gerekirse ben 20 yıldır aşağı yukarı iş hayatının içerisindeyim. Bugüne kadar hem kamuda hem özel sektörde hem üniversite hem de sivil toplum kanatlarında inovasyon ve Ar-Ge yönetimi konusunda çalışmalar yapma imkanım oldu. Dolayısıyla hani pencerenin diğer taraflarından da sürece baktığım dönemler oldu. Şu anda daha çok firma düzeyinden inovasyon süreçlerine bakmaya gayret ediyorum. Firma bazında ve bireyler bazında inovasyonu nasıl tetikleriz? Nasıl hareketlendiririz? O temel çalışma konum. Aşağı yukarı 6 yıldır da bu konuda çalışıyorum. Sadece firmalar ve bireyler üzerine. İnovasyon yönetimi üzerine doktoram var. ODTÜ Tekpol'de doktora çalışmalarımı tamamladım. Endüstri mühendisiyim. İşletme yüksek lisansı yaptım. Bugüne kadar Tofaş, Turkcell, TÜBİTAK, Bursa Ticaret Sanayi Odası ve Kastamonu Entegre'de görev yaptım. Ama bunun yanı sıra OECD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu gibi yapılarda da yürüttüğüm çalışmalar oldu. Şu anda gene Türkiye'de TOB, TİM, Kocaeli Sanayi Odası ve DEİK bünyesinde de şirketimi temsilen yerine göre ticari diplomasi, yerine göre sektörlerimizin potansiyellerini daha iyi anlatmak ve kamu politikalarının geliştirilmesine katkı vermek üzere çalışmaların içerisine yer alıyorum. Ama dediğim gibi esas odak alanım inovasyon. Öğrenciliğimden bu yana bu konuya kafa yoruyorum. Yani bir şekilde hayatta karşılaştığım kişiler, yaşadığım olaylar, kendi hedeflerim, yapmak istediklerim beni bir şekilde hep inovasyon konusuyla içli dışlı tuttu. Yani Steve Jobs'un bir sözü var. Siz yeni şeyleri, daha doğrusu kendinizi ileriye bakarak değil geriye bakarak ve geride yaşamış olduğunuz noktaları birleştirerek keşfedebilirsiniz diyor. Ben de
açıkçası bir yerden sonra böyle bakmaya başladım. Hayatımda neleri ben dert edinmişim, neler benim için önemli olmuş veya karşıma neler çıkmış, acıları nerede yaşamışım, heyecanları nerede yaşamışım. Bunlara baktığımda hep bir inovasyon noktasında buluşuyorum. Esasında hani Murat Yülek hocamla buluşmamız da öyle oldu. Yani bir şekilde bir sürü tesadüfler ve hani bir araya getiriyor insanları ve sonra ben şurada hatta göstereyim. Ulusların Yükselişi kitabını açtığımda teşekkür bölümünde kendi adımı gördüm. Çok şaşırdım. Acaba bu ben miyim diye düşündüm. Ama geriye dönüp baktığımızda hakikaten özellikle inovasyon politikaları alanında çok önemli paylaşımlar yaptığımızı fark ettim. Bunlar bir takım yazılara da konu olmuştu. Böyle böyle inşa ediyorsunuz yani süreçleri. Şimdi inovasyon orkestrasyonuna gelince, inovasyonu ben yatay bir konu olarak değerlendiriyorum açıkçası. Şirketler düzeyinde ele alınması gereken. Dolayısıyla hiyerarşik bir ortamda inovasyonu yönetmeye kalkarsak büyük ihtimalle başarısız oluruz. Yani biz de mesela kendi yaklaşım tarzımızda fikri denklik, empati, kolektif zeka gibi kavramları öne çıkartıyoruz. Çünkü inovasyon bir kişinin gayretiyle olacak bir iş değil. Bir ekip çalışması, kolektif bir ruh, kolektif bir bilinçle yapılabilecek bir çalışma. Dolayısıyla dominant yaklaşımlarla veya çok hiyerarşik baskın yaklaşımlarla ben başarılı olunamayacağını iddia ediyorum. Onun yerine insanların bireysel yeteneklerini olabildiğince öne çıkartarak, hatta bunları keşfetmelerini sağlayarak, wow ben buymuşum abi filan bireyi de şaşırtarak bir takım farkındalıklar yaratılabileceğine inanıyorum. Bunların da ortak bir amaç etrafında, ortak hedefler, ortak bir gelecek kurgusu etrafında birleştirildiğinde kıymetli hale dönüşeceğine inanıyorum. Sonuçta hepimiz birbirimize özgün bireyleriz. Bir orkestrada ya seçildiğimizi düşünelim. Kemancısı ayrı, trompetçisi ayrı, vurmalı çalgılar, enstrümanlarla icra yapanlar ayrı ama neticede bizim ortak bir ahenk, ortak bir senfoni etrafında bir araya gelmemiz lazım. Hepimiz ayrı tınıları çalıyoruz. Kimimiz üflemeli, kimimiz vurmalı ama ortak bir ahenk etrafında bir araya gelmemiz gerekiyor. İnovasyon orkestrasyonu bence bunları sağlar. Bireylerin yeteneklerini ortak bir amaç etrafında şekillendirmelerini sağlayarak şirket hedefleriyle ve mümkünse şirket stratejisiyle doğrudan bağlantılı inovasyon pratiklerinin, inovasyon çabalarının, inovasyon projelerinin hatta ticari değere dönüşen inovasyon çalışmaların hayata geçmesine kolaylık eder, fasilitasyon. Hani buna aslında liderlik eder de diye deriz ama bunu burada dominant bir liderliği kastetmiyorum. Yani benim dediğim olacak tarzı bir liderlikten ziyade şu anda ne yapabiliriz, en doğrusu ne, yeteneklerimiz ne, neye ihtiyacımız var. Bu tespit ve durumsallığı iyi yöneten, kültürle uyumlaştıran bir profilden söz ediyoruz esasında. Hani ben de elimden geldiğince böyle bir rolü icra etmeye gayret ediyorum. Kendimi inovasyon sahibi olarak görmüyorum. Olabildiğince çoğu kişinin bunu sahiplenmesini, bu konuda gayret etmesini tetikleyecek bir dizi faaliyet yürütüyoruz. Yani aslında çok güzel bir tanım yaptınız ve benim de yani bu zamana kadar hep inovasyonla ilgili okuduğumuz tanımlamalar, işte biraz ben de böyle pazarlamacı gözüyle baktığım için hep hani inovasyonun gerçekleşmesi için o hani icadın ya da yeniliğin muhakkak pazarla buluşması gerekiyor. Müşteriye ulaşması gerekiyor. İşte o Schumpeter'ın özellikle altını çizdiği noktalar. Ama bu açıdan gerçekten hiç bakmamıştım Hüseyin Bey. Çok güzel bir tanım oldu. Çünkü hakikaten hani hep böyle şey deriz ya, aslında girişimcilik hikayesinde, o serüveninde, hani o journey kısmında
sonuca, o output'a ulaşırken bir de o sürecin hakikaten biraz daha yetenek odaklı ve yetenek odaklı olduğu zaman neyi yapmak istiyoruz? Çünkü bunu kendimize sorduğumuzda o zaman işin içine tutku giriyor. O zaman işte bir yandan 7-24 bunu düşünmeye başlıyoruz. Bu olunca yani kalbini sadece beynin değil kalbini de verince o zaten kat be kat hızlanarak başarıyı da getiriyor, sürekliliği de getiriyor. Yani hani isminden bile o işte bir direkt aklınıza orkestra şefi böyle bir müziği insanları buluşturan bir şeyi getiriyor. O yüzden bence harika bir tanımlama olmuş. Bu tanımlamada da gerçekten inovatif bir şey var yani yaklaşım var. Daha öncesinde kullanıldı mı bilmiyorum ama. Çok yenilikçi bir tanım olmuş. Bir değişik makalelere konu olmuş Begüm Hocam. Ben de tabii tanımı keşfettikten sonra fark ettim, araştırdım. Hani bu konuda makaleler var ama farklı perspektiflerden olaya yaklaşılmış. Sanıyorum hani içini doldurma anlamında, özel sektör perspektifinden içini doldurma anlamında bir ayırt edicilik var gibi duruyor. Daha çok ekosistem odaklı bir tanım yapılmış benim okuyabildiğim kadarıyla. Hani o connect dediğimiz taraftan bir bakış var. Yine de üzerinde tartışmaya değer bir kavram olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Siz bir yandan hani akademik çalışmalardan da uzak durmuyorsunuz. Kaynakları, kitapları tarıyorsunuz. O anlamda rektör hocamızın da çalışması takip ettiğiniz kaynaklardan biri Murat hocamızın çalışması değil mi? Aynen öyle. Şimdi ben tabii şeyi çok önemsiyorum. Hani Türkiye'de özellikle Ar-Ge, inovasyon, teknoloji, kalkınma bu konulardaki literatürün gelişmesini önemsiyorum. Yani Murat hocamızın da açıkçası Umutların Yükselişi kitabı bu anlamda ayırt edici bir özellikle. Hatta bildiğim kadarıyla İngilizce yayınlandı önce sonradan Türkçe'ye çevrildi hatırlıyorum. Yani bunu açıkçası böyle hazır fırsat bulmuşken bizi izleyen genç arkadaşlarımıza böyle 3 tane ikileme tavsiye etmek istiyorum. Böyle kitapları tekil değil de bir bütün setler olarak okursak belki bizim için daha kıymetli olacaktır. İster inovasyonla uğraşalım, ister uğraşmayalım. Çok genç yaşlardan itibaren farklı bakış açılarını, farklı perspektifleri kazanmamız bence çok kıymetli. Bir konuyu A perspektifinden okurken onun zıttını da bence bir arada eleştirel bir şekilde okumaya ihtiyacımız var. Bu anlamda hani ben böyle bir ikilemeler yaptım. Şöyle bir tanesi göstereyim arkadaşlarımı. Bir tanesi Murat Hoca'nın kitabı, öbür taraftan da Daron Acemoğlu'nun kitabı. Biri ulusların düşüşüne vurgu yapıyor. Evet. Bence çok kıymetli. Yine öbür taraftan bir başka vurgu daha yapmak istiyorum. Hani hep tartışırız ya. Üniversitede öğretilen ne var, öğretilmeyen ne var? Bu anlamda da yine en azından öğrenciliğimden itibaren dikkatimi çeken bir kitap vardı. Harvard'da neler öğretilmez? Ama bir de bunu Harvard'da neler öğretilir versiyonu var. Böyle ışıktan görülebiliyor mu? Tam şöyle yaklaştırayım. Ters tutmuşum kusura bakmayın. Ters oldu. Ya bir tanesi Harvard'da neler öğretilir, bir tanesi neler öğretilmez. Bir diğeri de diğer üçlemede önerebileceğim. Jared Diamond'dan Çöküş ve Yükseliş. Hani bu da aslında ülkelerin, toplumların neden çöktüklerini, neden kaybolduklarını ama bazılarında neden yükseldiklerini anlatıyor. Biz böyle zaten bu külliyatı diyeyim, şöyle altılı bir şekilde okursak, şöyle göstereyim hocam, büyük ihtimalle hayatın anlamını keşfetmiş oluruz. Birçok hani dünyada ne yürüyor, ne yürümüyor, neler yükselişte, olaylara nasıl bakmamız gerekiyor sanıyorum. Böyle üniversite aşamasında bu tür okumalar yapabilirsek bu geleceği tanımlama, geleceği kucaklama, aynı şekilde kendimizi içinde yaşadığımız toplumu da anlama noktasında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tabii sadece üniversite öğrencileri için, hepimiz için bir ihtiyaç. Bizim de hani sonuçta iş hayatında olan profesyoneller olarak
kendimizi sürekli yenilemeye ihtiyacımız var. Hani ben üniversiteden mezun oldum 20 yıl oldu ama 20 yıl önceki bilgilerimden hangilerini şu anda kullanabilirim veya kullanabiliyorumdur emin değilim açıkçası. Ortaya çıkan deneyimler etrafında doğan ihtiyaçlarla yenilediğim konular daha çok aklımda. Hani bazılarında işte başarısızlıklar neticesinde öğrendiklerimiz veya büyük başarılara biz nelerin götürdüğü. Sürekli kendimizi aslında bilgi anlamında da yeniliyoruz. Dolayısıyla üniversiteyi bitirmekle her şeyi bitirmiş olmuyoruz. Aslında her şeyi yeni başlatmış oluyoruz diyeyim. Burada virgülü koyayım hocam. yani kesinlikle öyle. Bizim de şu an üniversitemizde yapmaya çalıştığımız şey tam da bu aslında Hüseyin Bey. Yani ilk yıldan itibaren biz öğrencilere işte gerek girişimcilik dersiyle gerek iş yeri eğitimi dersiyle haftanın işte bir günü bir iş yerinde çalışıyorlar. Tabii şimdi pandemiden dolayı biraz uzaktan oldu bu süreç ama yine de o şirketin bir biriminde çalışan, yeni işe başlayan bir junior çalışan gibi işte haftalık tasklarımızı alıyoruz ve bir hafta boyunca orada ilgili artık senior sorumlu olan kişinin verdiği görevleri yerine getiriyor öğrencilerimiz. Bence bu çok çok kıymetli. Yani bunun için hani bizim dönemimizde sadece yazın yapılırdı. Bazen onlar biraz yapmak için yapılırdı o stajlar. Ya da bazı bölümlerde yoktu mesela zorunlu staj. Ama biz hani staj da demiyoruz buna. Gerçekten öğrenci cuma günleri bir gün iş yeri eğitimi dediğimiz iş yerinin bir çalışanı gibi gününü orada geçiriyor. Keza girişimcilik dersinde benim de elimden geldiğince gerçek hayata hazırlamaya çalıştığım ders kapsamında ilk yıl olmasına rağmen biraz daha böyle o challenge based entrepreneurship dediğimiz şey, yani ilk yıl bile olsa evet uzmanlığını belki 4. sınıfta kazanıyor ama o iş fikri geliştirme sürecinde bir beyin fırtınası, ne yapabilirim ya da bu girişimcilik dünyası neymiş bu startup ekosistemi, böyle bir dünya varmış diyor yani liseden hemen sonra buna başlıyor. Çünkü çok hani iyi biliyoruz ki mesela örneğin yazılımcılar dahi aslında ortaokuldan itibaren bu süreçleri belki daha öncesinde başlıyorlar. Yani artık farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biz bugün tekrar hani o başlığa dönersek sizin özellikle Kastamonu entegre tarafı dediğimiz gibi biz bugün hani geleneksel sektörde inovasyon kültürünü nasıl inşa ederiz onu konuşuyorduk. Tam da bu sorunun cevabı sizde var. Yani biraz da Kastamonu entegreyi sizden dinlersek, işte sizin departman olarak yönettiğiniz ekip tabii bu süreci önderlik ediyor. Kastamonu entegrede bir inovasyon kültürü var mı? Yani biz tabii olduğunu biliyoruz ama nasıl yürüyor işler bu anlamda? Biraz onları dinlemek isteriz sizden. Kastamonu entegre dediğimiz zaman aslında yarım asrı devirmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Kendi geleneği, kendi kültürü, kendi değerleri olan bir yapı. Ve bunları muhafaza ederek, koruyarak bu 50 yıl içerisinde globalleşme ve Türkiye'den çıkan global bir şirket olma noktasında çok somut mesafeler kat etmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Belki B2B'de olduğumuz için bu hani adımız çok bilinmiyor olabilir ama ben özellikle son yıllarda daha bilinir hale geldiğimizde görüyorum açıkçası. Hani biz şöyle ben anlatayım. 2014-15 sezonunda Barcelona Intel'le bir reklam anlaşması yapmıştı ama çok enteresan bir şekilde Barcelona Futbol Kulübü ve Intel aslında reklamı görünür kısma vermediler. Formanın içerisine verdiler. Bunu arkadaşlarımız, şimdi biz dinleyenler Barcelona ve Intel diye aratırlarsa o formayı da görecekler. Dolayısıyla Intel Barcelona formasının içine reklam vermiş oldu. Intel Insight. Hani sonuçta bilgisayar Intel olmasa bugünkü bilgisayarlarımız da belki istediğimiz hızda, istediğimiz performansta olmazdı.
Biz de aslında mobilya sektörün için Intel hüviyetinde olduğumuzu ben değerlendiriyorum. Türkiye'de mobilya sektörü gerçekten müthiş bir ivme kazandı son 15-20 yılda. Biz de etle tırnak gibiyiz, iç içeyiz ve birlikte birbirimizi besliyoruz, destekliyoruz. 3,5 milyar dolarlık bir ihracatı var mobilya sektörümüzün. Bizim de 1 milyar doları aşıyoruz. Ama mobilya sektörüyle birlikte ortak çalışarak biz de onların istediği ürünleri, istedikleri kalitede ve tasarımlarda, fonksiyonelitede vermek için çalışıyoruz ve hani mobilya sektörümüze katkı sunan bir Intel gibiyiz aslında baktığımızda. Customer Entegre, Tofaş ve Renault ile aynı yaşta olan bir işletme. 1969 yılında kurulan. O dönemde Türkiye'de orman endüstrisinin de oluşan yeni açılımlarla birlikte bunu endüstriyel ölçeğe taşıma hedefiyle yola çıkan bir yapı. Yıllar içerisinde de özellikle Doğu Blok'unda Doğu Blok'un çökmesiyle birlikte oradaki özelleştirmelerle birlikte de yurt dışı açılımlarına başlamış. Aşağı yukarı 23 yıldır da yurt dışı yatırımları olan, fiilen yurt dışında üretim operasyonları olan bir yapıyız. Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, Bosna Hersek ve İtalya'da üretim operasyonlarımız var Türkiye'nin yanı sıra. Türkiye'de de baktığımızda Gebze'de, Samsun'da, Kastamonu'da, Balıkesir'de, Tarsus'ta ve Adana'da fabrikalarımız var. Genel müdürlüğümüz de İstanbul Altunizade'de. Böyle büyük bir yapıdan söz ediyoruz. Ve bu yapı baktığımızda sektöründe dünyada 7.'ydik, artık 6.'lığa çıktık. Avrupa'da 4., Doğu Avrupa'da 2. büyük, Türkiye'de lider bir yapıdan söz ediyoruz. Laminat parke üretiminde global ölçekte %6-7 civarında pazar payımız var. Yani bu da Türkiye'deki sektörlerimiz açısından da bence ayırt edici bir özellik. Biz tabii Türkiye'nin gelişimi, Türkiye'den marka çıkması deyince aklımıza hep teknolojik sektörler geliyor ama geleneksel sektörlerde de ülkemiz için çok büyük fırsatlar var. Orada kendi değerlerimizle, kendi birikimlerimizle inşa edebileceğimiz büyük markalar, büyük hikayeler olduğunu görüyoruz. Customer Entegre'de bunun örneklerinden biri. Şimdi az önce de ifade ettim hocam. Bizim için global bir şirket olmak çok önemli. Biz 2014-15 döneminde Tour Quality programına katıldık ve o sürede kendi yaklaşımımızı, stratejik bakış açımızı gözden geçirme imkanımız oldu. Tıpkı Murat hocamın kitabında bahsettiği tebessüm eğrisi ve olduğu gibi Acer'ın CEO'su Stan Shih'in 90'lı yıllarda ortaya attığı tebessüm eğrisi kavramında olduğu gibi artık şirketlerin sadece üretim kasına sahip olmaları yetmiyor. Buna marka değerinden gelen değeri ve Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin çıktılarından oluşan değeri de katabilmemiz lazım. Dolayısıyla biz bu iki noktada gelişim alanları ortaya koyduk. O dönem yaptığımız iç değerlendirmelerde ve hem marka değerimizin global ölçekte bilinirliğimizin artması, marka değerimizin artmasıyla Ar-Ge ve inovasyonla bizim total şirket değerine, büyümemize katkı yapmayı vizyonumuza etki edecek, doğrudan katkı yapacak konular olarak seçtik. Bu yönde de yatırımlar yapmaya başladık. Yani bizim inovasyona yatırım yapmamız, inovasyon kültürünü yaygınlaşma çabamızın arkasında aslında global vizyonumuz yatıyor. Global şirket olma, Fortune 500 şirketlerinin pratiklerini, bizim kültürümüzle uyumlaştırabileceğimiz pratikleri hızla içeride yaygınlaşıp buradan da değer alanları inşa etmek. 2015 yılında da şöyle bir tespit yaptık açıkçası. Bizim inovasyon için niyetimiz var fakat metotlarımız yok dedik. Bu kendi içimizde samimi ve içten yapılmış bir değerlendirmeydi. Ve onun üzerine aslında bir dizi mekanizmayı, bir dizi yapıyı inşa etmeye karar verdik. Değişik inovasyon araçlarını uygulamaya karar verdik. Değişik yönetişim yapıları veya değişik uygulamaları hayata geçirdik. Tabii aradan geçen 5 yılın neticesinde bu anlamda doğru adımlar attığımızı görüyoruz. Tabii ki her attığınız şey başarılı olmuyor. Biz de kendi uygulamalarımızda
yürümeyeceğimizi anladığımız işleri de hızlı bir şekilde sonlandırıyoruz. Ve akabinde hemen yani pivot ediyoruz. Startup diliyle konuşmak gerekirse. Pivot ediyoruz ve peki ihtiyaç ne diyoruz? Yani evet, bu ihtiyaç, yani bu yaklaşım karşılığını bulmamış olabilir ama peki ihtiyaç ne diye sorup böyle odak grup toplantıları, birebir çalışmalarla veya işte üst yönetimle yaptığımız değerlendirmelerle kendimizi ve uygulamalarımızı yeniliyoruz. Dolayısıyla dinamik bir sürecimiz var. Bu dinamik süreç de aslında kendi yaklaşımımızı daha çevik kılıyor. İnovasyon özelinde eski doğrularımızı yıkmaktan da çekinmiyoruz. Yani mesela benim 2016'da uygulamak üzere büyük gayret sarf ettiğim bir uygulamanın işe yaramadığını fark ettiysek onu değiştirmekten çekinmiyoruz. Alvin Toffler'ın bir kavramsallaştırması var biliyorsunuz. Learn, relearn ve unlearn. Hani sizin elbette ki öğrenen bir organizasyon olmamız lazım. Elbette ki yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor ama eski ve miadını doldurulmuş bilgilerden de o ölçüde vazgeçebilmemiz de önemli. Biz de mesela inovasyon özelinde işe yaramadığını fark ettiğimiz pratiklerimiz varsa, bu pratikleri biz inşa etmiş olsak bile, kendimiz inşa etmiş olsak bile kendimizi yanlışlamaktan da açıkçası çekinmiyoruz. Çünkü bu şekilde gelişebileceğimize inanıyoruz. Bu şekilde ekiplerimizi büyüttükçe, farklı arkadaşlar ekiplerimize katıldıkça, farklı bakış açılarını içselleştirerek daha tutarlı yaklaşımlar geliştirebildiğimizi görüyoruz. Bu da açıkçası her yıl farklı bir heyecan veriyor. Her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak, belki de eski yaptıklarımızdan vazgeçerek, yeni şeyler inşa ederek ilerlemeye gayret ediyoruz. Ama bunların neticesinde inovasyon gayretinin bizim iş yapma biçimimizde bir gelişmeye yol açması gerektiğini bekliyoruz. İlla buradan hani startup vari yepyeni fikirler çıkması değil ama öncelikle bizim kültürümüzün gelişimine katkı verecek, işlerimizi daha yapmamıza vesile olacak yeni bakış açıları, yeni pratikleri geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu da sürekli gelişimin bir parçası. Ben size bir veriyle bunu desteklemiş olayım. Şimdi biliyorsunuz Apple ilk telefonunu Haziran 2007 yılında lanse etti. Tabii o dönem için, tüm dünya için radikal, yıkıcı ve dönüştürücü bir inovasyondu. Yani o ben kariyerime GSM sektöründe başlamıştım. İşte 2001'lerde Nokia ve Ericsson tüm sektörü domine ediyordu. O dönemde Samsung bizimle görüşmeye gelmişti. Benim yöneticim görüşmeye beni gönderdi. Halbuki ben daha çok junior bir tiptim. Yani Samsung öyle bir hani böyle dominasyonu olmayan bir firmaydı. Şimdi bu sektör Apple'ın da sürece girmesiyle birlikte 6-7 yıl gibi sürede çok böyle hızlı bir şekilde dönüşmeye başladı. Hani BlackBerry'ler falan da vardı ama o bir sürü o şey unutulmayan smartphone lansmanı hakikaten 2007'de. Şimdi baktığımızda hocam Apple o vakte kadar her şeyi yapmış görünüyor değil mi? Yani muazzam bir ürün lanse ettiler. Şimdi tabii bu burada bir algı aslında. Hani ben şimdi datalara baktım. 2007 yılında iPhone'un lanse edildiği dönemde Apple'ın yapmış olduğu toplam Ar-Ge çalışması $780 milyon. Tabii bu Türkiye ölçeğinde muazzam bir rakam ama Apple'ın kendi ölçeğinde karşılaştırmalı olarak size datalar sunmak istiyorum. 2020 yılında ise bu rakam $18.7 milyar yükselmiş Begüm hocam. Yani 24 kattan fazla bir artış var. Ama telefona bakarsak sonuçta hani bu telefon 2007 yılındakinden hani kurgu olarak baktığımızda öyle çok da fazla değişmedi. Yani artımsal değişiklikler var. Ama esas radikal değişim 2007'deydi baktığımızda. Şimdi şuraya geleceğim. Ne yapıyor aslında şirket? Mevcudu iyileştirmeye odaklanıyor. Daha farklı iş pratikleri geliştirmeye çalışıyor. Ve bunu içselleştirebilmek için, buradan doğru pratikler oluşturabilmek için de
eskiye oranla 24 kat daha farklı, daha güçlü bir odaklanması var. O sebeple şirketlerimizin kendilerini yeniden keşfetme, kendi pratiklerini iyileştirme, daha iyi bir düzeye getirme noktasında da ben yapabilecekleri çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum ve inovasyonun da esas hani kurumlarda, büyük şirketlere en önemli katkısının bu noktada olacağına inanıyorum. Şimdi çoğu zaman bu tarz platformlarda büyük şirketler startup gibi inovasyon yapar mı konusunu tartışıyoruz. Yani bu böyle baktığımızda çok da anlamlı bir tartışma değil. Evet, biz startup dünyasından birçok pratiği bünyemize katabiliriz, katıyoruz da. Ama kendi dinamiklerimiz var, kendi bir kültürümüz var ve bu kültür içerisinde yeni pratiklerin, yeni araçların bizim kendimizi dönüştürme anlamında çok ciddi bir katkısının olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da gene bir kitap tavsiye edeyim. Bizim yakın çalıştığımız Bora Özkent hocamız var. İnovasyon projelerinde birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Büyük kurumlar için inovasyon manifestosu kitabı var. Burada aslında bu ayrımı, büyük kurumların inovasyona nasıl bakması gerektiğini çok net bir şekilde çerçevelendiriyor Bora hocam. İkinci bir tavsiyem de bu noktada Begüm hocamın kitabı olsun. Startuplar pazarda aslında büyük şirketlerin de bu kitaptan alabileceği çok önemli şeyler var. Yani girdiler var. Şimdi ben temelde baktığımda aslında hocamın bahsettiği genç üniversite seviyesinde girişimciler için de söyleyebilirim. İki yerde ben temel zorluk görüyorum hocam. Bir tanesi bu noktada hani hep fikir diyoruz ama burada sanki ilk odaklanmamız gereken nokta ihtiyaç. İhtiyacı keşfetmek ve keşfettiğimiz ihtiyaç üzerine fikirler inşa etmek. Yani dolayısıyla bizim hep böyle zihni sinir projeler, zihni sinir fikirler peşinde koşuyoruz ama önce gözlem yaparak nötr bir zihniyetle, hatta vujede yaklaşımıyla olaylara çocukça bakarak, anlamsız gibi gelebilecek basit sorular sorarak etrafımızdaki karşılanmamış ihtiyaçları keşfetmeye odaklanmak bence fikirden daha önemli. Bir tanesi bu, hani gelişim noktası olarak. İkinci noktada sizin vurgunuz. Startuplar pazarda, yani ben ihtiyacı keşfettim, fikri buldum. Bunu da valide ettim. Peki nasıl ölçeklendireceğim? Yani diğer challenge da bizim için baktığımızda, hani en azından etrafıma baktığımda, startuplarla yaptığım görüşmelerde veya inovasyon projelerine baktığımda artık fikirden projeye dönüşmüş olan kurgumuzu, ne diyeyim, girişimimizi nasıl ölçeklendireceğiz? Yani burada da ticari bakabilme yetisi öne çıkıyor. Ha, bu iki tarafta ben Türkiye'deki girişimler olarak veya işte bu konuda özel sektörde veya girişim dünyasında faaliyet gösterenler olarak bir gelişim tarafımızın olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da her türlü eser ve çabanın açıkçası çok kıymetli olduğunu görüyorum. Size de teşekkür ederim bu anlamda. Önemli bir odaklanma alanı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Yani benim hep altını çizdiğim şey şu oluyor. Biraz daha işin hani teknik kısmında kaybolabiliyor girişimciler. Yani o yüzden hani o ekiplerinizi kurarken tamam ben işletmeciyim, işte pazarlama alanında uzmanlaştım ama hakikaten bakış açılarını en azından MBA'yi olan bir mühendis işin içine girerse ya da hani core cidden işletmeci bir çocuk olursa orada strateji geliştiriyorlar. Yani hani o hep Steve Lang'leri get out of the building diyor, dışarıya çıkın bir görün pazarı. Yani aksi takdirde o icat oluyor. Yani işte bunu yapalım, koyalım, bir ders projesi olabilir bu. İşte yüksek bir not almış olabilirsin ama bir müzedeki bir eser gibi oluyor ve pazar ona hazır değilse, yani kısacası müşteriyle o product market fit dediğimiz şey işte buluşmadığı zaman, o zaman o inovasyon da olmuyor. Çünkü gerçekten ihtiyacı, talebi, işte müşterinin o needs and wants dediğimiz şeyini karşılamamış oluyorsun. Bunu karşıladığın zaman zaten değer yaratıyorsun.
Yani olay bundan ibaret. Biraz daha o yüzden işe pazar odaklı bakmak gerekiyor. Benim hep altını çizdiğim husus da buydu. Sizin tabii dediğim gibi yani bizler böyle evet bir şeyler katıyoruz ortaya. Sizlerin özellikle bu o corporate dediğimiz tarafta böyle önemli birimlerin liderleri olarak bu konularda da tabii ki çok donanımlı ve işin asıl püf noktasını çözen kişiler olmanız da bence çok anlamlı. Bu kurumları da işte 50 yılın üstünde bir şeyi var. Bir 50 yıl daha devam etmesi için kesinlikle gerekli liderler dersiniz bence. Sizin peki kendiliğine kurum içinde bu süreçlerde çalışan katılımlarınız nasıl? Yani tabii ki çok projeleriniz de var. Hatta uluslararası projeleriniz de oluyor. O tarafta nasıl Kastamonu entegrenin çalışanlarıyla entegrasyonu diyelim? Şimdi inovasyonu biz üst yani şu tartışma oluyor Begüm Hocam genelde. İnovasyon mu Ar-Ge'nin içerisinde olmalı, Ar-Ge mi inovasyonun içerisinde olmalı diye bir tartışma oluyor benim görebildiğim kadarıyla şirketlerde. Hani hatta bazı Ar-Ge merkezlerinin mesela inovasyonu da kendi bünyesinde barındırdıklarını da görüyoruz. Biz burada özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin InnoSuite programında elde ettiğimiz deneyimler çerçevesinde inovasyonu üst çatı olarak konumlandırmayı tercih ettik. Dolayısıyla zaman içerisinde bizde 3 tane birbirini destekleyen proje portföyü gelişti. Bunlardan bir tanesi Ar-Ge projelerimiz var. Bir diğeri müşteri inovasyon projelerimiz var. Bir diğeri de kuluçka projeleri diye adlandırdığımız bir segment. Burada üçünde de aslında yaklaşımlarımız da benzeşen taraflar olmakla birlikte ayrışan taraflarımız da var. Çok net bir şekilde. Mesela Ar-Ge'ye baktığımızda Ar-Ge'de biz kendi özgün teknolojilerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Açıkçası çok somut bir teknoloji yol haritamız var. Bu teknoloji yol haritası bağlamında önümüzdeki 5 ile 10 yıllık perspektifte bizim sektörümüzü etkileyebilecek ne tip konular olabileceğini bir radar çerçevesinde mercek altında tutuyoruz ve buna göre de öncelikler netleşmiş oluyor. Böyle 2017 yılında yaptığımız çok bir başlangıç olarak yaptığımız kapsamlı bir çalışma oldu. Böyle 748 tane fikri mercek altına aldığımız, yaklaşım mercek altına aldığımız ve buralardan belli taksonomiler oluşturarak Delphi tekniğini kullanarak ilerledik esasında. Şimdi bugün artık çok somut bir öncelik çerçevesine dönüştü. Bizim Ar-Ge'de mesela 5 tane temel net önceliğimiz var ve projelerimizi bu 5 öncelik etrafında yürütüyoruz. Burada dediğim gibi illa ürün hedefimiz yok ama teknoloji, kendi özgün teknolojilerimizi şirketin ihtiyaçlarına veya sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek özgün teknolojilerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Ar-Ge'yi de bu süreçte Teknopark İstanbul'da konuşlandırdık. Ar-Ge merkezimiz orada. Aslında startupların olduğu, savunma sanayi, malzeme, kimya teknolojilerinde firmaların olduğu bir yapıdayız. Çünkü biz de kompozit sanayicisiyiz. Ağaç bazlı kompozitler üzerine fokuslanmış durumdayız. Ya dediğim gibi projelerden ve katılımdan söz etmişken buradaki birinci fokusumuz bizim Ar-Ge ve kendi teknolojimizi geliştirmek. Şimdi bir Ar-Ge ekibimiz var ama az önce siz de altını çizdiniz. Kastamonu Entegre 50 yılı aşkın deneyimi olan bir firma ve bizim fabrikalarımızda da çok kıymetli birikimlerimiz var. Ar-Ge projelerinde fabrikadaki arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. TÜBİTAK'a veya işte farklı Horizon gibi Avrupa Komisyonu gibi farklı yapılara, Oracle programı gibi farklı yapılara da ortak proje başvurularımız oluyor. Burada esasında biz Ar-Ge projelerinde şirket içerisinde gömülü olan bilginin de entegre edilebilmesi için Community of Practice mekanizmaları geliştiriyoruz. Burada teknoloji sahipliği adını verdiğimiz bir mekanizmamız var. Burada da olabildiğince yani tema uzmanlarımız var. Tema uzmanlarının
fikirlerini, görüşlerini ve projelere katkılarını alıyoruz. Ama dediğim gibi buradaki temel konumuz şirkete özgün teknolojiler geliştirmek. İkinci başlığımız müşteri inovasyon projeleri. Burada da trendsetter müşterilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde belirlediğimiz temel ihtiyaç alanları var. Yani az önce sizin çerçevelendirdiğiniz hani needs and wants çerçevesinde sahada ne tip ihtiyaçlar var ve biz bu ihtiyaçları çözmek üzere ne tip yaklaşımlar geliştirebiliriz? Burada tamamen bu katmanda tamamen ticari ürün veya ticari çözüm beklentimiz var ama her iki tarafa da katma değer sağlayacak çözümler üzerine koşuyoruz. Burada da daha çok satış pazarlama ekiplerindeki arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Yani burada yine fabrikalarla birlikte böyle dörtlü bir yapımız var. Yani baktığımızda bir tarafta müşteri, satış pazarlama, Ar-Ge inovasyon ve fabrika tarafımız. Burada da katılımcılığımızı bu şekilde organize etmeye gayret ediyoruz. Bir de bizim kendi hızlandırma programımız, şirket içerisinden çıkan, hiyerarşiden bağımsız bir şekilde şirket içerisinden çıkan arkadaşlarımızın fikirlerinden şekillendirdiğimiz ve artık ticari ürün seviyesine taşıdığımız, hatta birinin lansmanını geçtiğimiz aylarda yaptık. Böyle kuluçka projelerimiz var. Burada da yeni bilgi birikimi ve yepyeni yaklaşımlar geliştiren ürün veya çözümlere odaklanıyoruz. Bunu da kuluçka projeleri konseptiyle biz çerçevelendirmiş oluyoruz. Burada da gene interdisipliner ekipler oluyor. Zaten bu projeleri hayata geçirebilmek için birbirinden farklı bakış açılarını sürece katmak gerekiyor. Burada olabildiğince tüm çalışanlarımızı veya ilgi duyan herkesi bu sürece patikaya katmak istiyoruz. Bu zor bir süreç, bir hazırlık gerekiyor ve bunun için de 2021 yılıyla birlikte inovasyona yatkın arkadaşlarımıza yönelik inovasyon hazırlık okulu geliştirdik. Buna da Şubat ayı içerisinde başladık eğitimlerimize. Burada çok farklı inovasyon tekniklerini farklı lokasyonlardan, farklı fonksiyonlardan arkadaşlarımızın katılımıyla tecrübe ediyoruz. Yani design thinking, lean startup, agile, jobs to be done, blue ocean gibi teknikleri biz kendi projelerimize, kendi fikirlerimize nasıl yansıtabiliriz? Burada olabildiğince katılımcı bir anlayışla yürüyoruz. Yani burada dolayısıyla bir inşa süreci, yani bitmeyen bir inşa süreci, değişik looplarla yürüyen bir sürecimiz var. Tabii katılımcı sayımız artıyor. Özellikle pandemi de bu anlamda bizim şirket içerisindeki yetenekleri daha farklı bir gözle keşfetme anlamında çok faydalı oldu. Şöyle ki normal koşullarda fabrikalarımızı ziyaretle işte oraya gidebildiğimiz kadarıyla arkadaşlarımıza bir araya gelebiliyorduk. Fakat geçtiğimiz yıl pandemi başlar başlamaz Chaos Talks diye bir Chaos Talks Innovation diye bir kurgu başlattık, inovasyon buluşmaları. Buraya 250 kadar arkadaşımız katıldı. Bu arkadaşlarımızla birlikte aslında yoğun bir topluluk oluşturduk ve o toplulukla şu anda ilerliyoruz. Bu arkadaşlarımızı biz potansiyel inovasyon projelerine katılabilecek bireyler, çalışanlarımız, ekip arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Ve onların da bilgi ve becerilerini arttırmak üzere ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Bilmiyorum biraz karışık mı anlattım ama yani bu farklı levellerde inşa süreci öğretmen mi yapacağım? Yani şöyle hani başlık olarak biraz özetlersek aslında tabii biz daha sektörün içinde olduğumuz için ben yani harika işler yaptığınızı böyle keyifle dinledim. Ya aslında kurum içi girişimcilik de yapıyorsunuz çünkü bir kuluçkanız var ve iş fikri olan kurum içinde çalışan arkadaşları hem de multidisipliner bir ekip oluşturarak onlara da iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı veriyorsunuz. Ayrıca bir hızlandırma programınız var. O hızlandırma programı da yine bu iş fikirlerini daha güçlendirmek, daha onları hayata geçirme sürecinde besleyen bir süreç. Hızlandırma aynı programı. Aynen hocam. Şöyle ben özetleyeyim. Bizim 2018 yılında lanse ettiğimiz artık 3. yılını dolduran bir fikir platformumuz var. Bunu mesela hiçbir zaman bunu dominant bir araç haline getirmedik. Kendiliğinden yaşayan serbest bir platform olsun istedik. Buraya gelen fikirleri
işte belli ekiplerle, belli bakış açılarıyla hani biz bu fikri nasıl öldürürüz değil de nasıl oldururuz diye bir yaklaşım tarzıyla ilerlemeye gayret ediyoruz. Yani bu şekilde 3 yıl içerisinde 30'a yakın fikri biz bu kurgu içerisinde hızlandırma programımıza aldık. Ve bu hızlandırma programında da aslında mentorlarla çalışıyoruz, dış mentorlarla. İşte farklı farklı şirketlerle bu konuda çalışmalar yapıyoruz ve bu sürecin yani 6 haftalık bir hızlandırma programından söz ediyoruz. Bu süreci tamamlayan arkadaşlar da CEO'muz ve şirketin yönetim takımının karşısına çıkıp aslında pitching yapıyorlar. Projelerini, iş fikirlerini sunup bunlar için başlangıç sermayesi talep ediyorlar. Artık bu yaklaşım kültürümüzde oturmaya başladı. Bu şekilde Kuluçka'ya taşıdığımız 9 tane projemiz oldu bizim. Ve bu 9 projeden de şu anda gelinen aşamada açıkçası 4 tanesi ürün aşamasına geldi veya çözüm aşamasına geldi. Buradan marka tescili yaptığımız çalışmalar var. TÜBİTAK projesine dönüşen çalışmalar. Bir tanesi ürüne dönüştü. Ve fiilen projelerimize fatura kesmeye başladık. Yani fatura kesmeye başladığımız, hatta birden fazla defa yani çoklu fatura kesmeye başladığımız tavsiye alan projelerimiz var. Bunlar tamamen bizdeki kurum içi girişimcilerimizin geliştirdiği çalışmalar. Biz de onlara kolaylık sağlıyoruz. Yerine göre mentor desteği, yerine göre fiilen onlarla birlikte projelerin şekillenmesine kafa yorarak ama onları destekleyerek bir founder zihniyetini oluşturmaya çalışarak yürüyoruz. Bu da bizim özellikle inovasyon sürecimde inşa ettiğimiz hani geleneksel bir yapıda kendine özgü diye tarifleyebileceğim bir yapı. Ama burada açıkçası bir telaş içerisinde değiliz. Acele etmiyoruz. Çünkü CEO'muzla yaptığımız görüşmeler her seferinde bizde kültür tarafına da ağırlık vermemiz gerektiğine yönelik geri bildirimler alıyoruz CEO'muz Sayın Haluk Yıldız'dan. Dolayısıyla biz inovasyon profesyonelleri için aslında bulunmaz bir ortamdayız. Yani dolayısıyla kültür ve stratejiyi bir arada harmanlayarak yürümeye gayret ediyoruz. Kurum içi girişimcilik de bizim 3 yıldır dediğim gibi kendi pratiklerini inşa ettiğimiz artık 2021'de ürün lansmanı beklediğimiz bir süreç. Bundan da kıvanç duyuyoruz. Kurum içi girişimcilik programından elde ettiğimiz birikimlerle de ayrıca başka konularda ürün lansmanlarımız da oldu. Yani bunu ben çok kıymetli buluyorum. Yani bunu hani böyle yaptık bitti bir süreçten ziyade sohbetimizin başında da ifade ettiğim gibi bu bana ne sağlayabilir? Evet, burada fail etmiş olabiliriz ama bu bilgi benim hangi konularda odaklanmamı veya ilerlememi sağlayabilir bakış açısına da büyük katkı yaptığını görüyoruz. Dediğim gibi yani bu konuda böyle inanılmaz acele eden, telaşlı değiliz ama dengeli ve doğru adımlarla ticari çözümleri de hayata geçirmek istiyoruz. 2021 yılı da bizim için bu anlamda çok kritik bir yıl. Çok önemli planlamalarımız var. Ben de açıkçası çok büyük heyecan duyuyorum. Hüseyin Bey, gerçekten çalışmalarınızla ilgili ve bu konulara hani önce olduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Kurum içi girişimciliği ben de çok önemsiyorum. Mevcut çalışanların daha yaratıcı, daha özgür bir ortam ve daha belki o maceraya tek başına hani kurumdan ayrılarak girdiğinde dengeleri, dinamikleri karşılayamayacak ama bir kurumla birlikte, arkasında dev bir kuruluşla birlikte girdiğinde çok daha hızlı büyüme süreçlerini, işte olgunlaşma sürecini birlikte yaşıyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Sohbetimiz çok güzeldi. Ben hakikaten böyle konu öyle güzel hızlı akıyor ki zamanla nasıl geçiyor anlamıyorum. Ama bir 50 dakika, bir saate yaklaşmışız. O yüzden artık toparlıyorum.
Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten hem sizi, sizin çalışmalarınızı, hem Kastamonu Entegre'nin bu anlamda ne kadar ekosisteme fayda sağladığını görmüş olduk. Birinci ağızdan dinlemiş olduk. Sizin son olarak iletmek istediğiniz bir şeyler var mı? Bir de bir dinleyicimiz kitaplarımızın ismini tekrar belirtmemizi istemiş. Bora Özkent'in ve benim kendi kitabımla ilgili buradan da ayrı reklam yapmış oldum ama Startuplar Pazar'da Begüm Şahin, o bana ait, onu ben söyleyeyim. Bora Özkent'in kitabını da ismi sorulmuş. Hem de sizin son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları alarak kapatabiliriz herhalde. Benim için de çok güzel bir programdı hocam. Ben de zaman nasıl akıp geçtiğini anlamadım açıkçası. Kitapları tekrar edeyim. Sorular var herhalde. Bora hocamın Büyük Kurumlar İçin İnovasyon Manifestosu kitabından bahsetmiştim. Sanıyorum Elma Yayın Evi'nden çıkan, hemen bulabilirsiniz. Gene Bora hocamızın Adım Adım İnovasyon kitabı var. O da hani bu benim anlattığım çerçevelerde kendinizi geliştirmek isterseniz onu da tavsiye ederim. Tabii Begüm hocamın kitabını da unutmayalım. O da ayrıca kıymetli bir eser. Ayrıyeten ikilemeler bazında 6 tane daha kitap önerim oldu. Ulusların Düşüşü ve Ulusların Yükselişi, Murat Yülek ve Daron Acemoğlu'nun kitapları. Harvard'da Ne Öğretilir Ne Öğretilmez, iki ayrı kitap ve Jared Diamond'ın Yükseliş kitabı ve Çöküş kitabı. Ben bu kitapları madem soru geldi LinkedIn'de paylaşayım. Hazır görüntüleriyle birlikte. YouTube kanalım olmadığı için oradan paylaşamayacağım Begüm hocam. Ama hani izleyenlerimize bunları sizin kitabınızla da birlikte LinkedIn'den paylaşma sözü vermiş olayım. Tamam. Harika. Oradan da bizi izleyenlerle sanıyorum daha net bir şekilde etkileşme imkanımız olacaktır diye düşünüyorum. Ben de webinarlarınızı büyük bir keyifle takip ediyorum. En son Renan Bey ile Renan Gökyer ile yaptığınız webinarı takip ettim. Benim de çok takdir ettiğim, çalışmalarını büyük bir zevkle takip ettiğim bir isim. Birlikte de ortak çalışmalarımız var. Dolayısıyla bu webinar serisinin de böyle devamını dilerim. Hatta kim bilir, belki ileride bu da bir kitaba dönüşebilir. Sevgili Begüm hocam. Evet, neden olmasın? Gerçekten artık böyle inovasyon bakış açısına sahip olunca her konuda yenilikçi şeyler düşünüyor insan. Bu da çok güzel bir fikir oldu. Evet Hüseyin Bey, tekrar çok teşekkür ederim. Ben iki kitabı sadece yazabildim. Dediğiniz gibi LinkedIn'den paylaşım yapalım. O daha detaylı bütün kitaplarımızı içerir. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizinle farklı projelerde, çalışmalarda yine biz ayrıca görüşüyor olacağız zaten. İzleyenlerimize de çok selamlar, sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere hocam. Başarılar diliyorum ben de size. Sağ olun. Hoşçakalın.